Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüşün ons değerlerini analiz edeceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve 10 yıllık devlet tahvil getirileri grafiklerini inceleyeceğiz. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimini gözden geçireceğiz. Fed'in faiz artırım kararıyla ilgili beklentileri gözden geçireceğiz. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün borsa endeksleri ve kripto para analiz videosu yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek başlamak istiyorum. Bu hafta bu yayını sizi New York'ta bir otel odasından gerçekleştiriyorum. Siz bu yayını izlerken ben okyanus üzerinde İstanbul'a dönüş yolculuğunda olacağım. Önümüzdeki hafta tekrar İstanbul'dan kendi ofisimden yayın yapabiliyor olacağım. O yüzden ışık ve seste bir problem var ise kusuruma bakmayın bu haftalık diyorum. Dolar endeksiyle başlayalım. Daha öncesinde ekonomik takvimle başlayalım esasında. Önümüzdeki haftanın ekonomik takvimine baktığımız zaman bence en önemli olay Perşembe günü Powell'ın konuşması. Türkiye saatiyle 19'da Fed Başkanı Powell'ın konuşmasını görüyoruz. Onun haricinde fiyat hareketlerini etkileyebilecek çok büyük bir veri görülmüyor veri takviminde. Fed ile ilgili beklentilere baktığımız zaman 1 Kasım 2023 tarihinde yapılacak toplantıda faiz arttırımı yapılıp yapılmayacağına yönelik beklentilere baktığımız zaman faizlerin sabit bırakılacağı, durduğu yerde sabit bırakılacağı %93,8 ihtimal olarak görülüyor. Bu bir ay önceye göre çok fazla artmış durumda. Yani faizler olduğu yerde bırakılacaktır, pas geçilecektir, herhangi bir artırım ya da indirim yapılmayacaktır. Piyasa bunu fiyatlıyor şu anda ve piyasa fiyatlamasına uygun şekilde de aksiyon alınacaktır diye düşünebiliriz. Dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksi çok güçlü bir hareket yaptı. Küçük bir düzeltme yaptı ve yoluna devam eder görüntüsü var. Burası bir direnç bölgesi. Burayı geçmekte biraz zorlanabilir. Önümüzdeki hafta özelinde geçemeyebilir. Buralarda biraz daha fazla 107,2, 107,3 bu bölgelerde vakit geçirebilir. Ondan sonra yukarıya tekrar atak yapabilir. Güçlü bir görüntüsü var. Yukarıya istekli bir görüntüsü var. Aşağıya inse bile 104,4 bölgesi güçlü bir destek olarak çalışabilir. Tekrar yukarıya gidebilir. Yani dolar endeksinin ana yönü yukarı olmaya devam ediyor. Herhangi bir görüntüde bozulma yok. 10 yıllık devlet tahvil getirisine baktığımız zaman biraz daha güçsüz bir görüntü var. Burada iki kere deneyip de yukarıya kıramaması, sonra aşağıya gelmesi, bir ufak düzeltme yapıp tekrar aşağıya doğru yönünü çevirmesi sanki aşağıya doğru gidecekmiş izlenimi oluşturuyor. Kırmakta zorlandığı daha önce 4,338 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Bu geri çekilme nedeniyle de altın fiyatlarında bir yukarı hareket devam edebilir görüntüsü var. Şimdi altına geçelim. Altın tabii ki jeopolitik risklerden, savaş ve gerginliklerden çok etkilendi geçen hafta boyunca ve güçlü bir atak yaptı. Tabii ki ben geçen hafta cumartesi günleri bu videoları hazırladığım için olayın ne kadar büyük bir olay olduğunun farkında değildim. Henüz haberler o kadar yayılmamıştı. O yüzden bu kadar büyük bir hareket beklemiyordum. Fakat olaylar yayılınca, büyüklüğü anlaşılınca altının da tepkisi buna göre büyük oldu. Şimdi burada artık sadece o bölgede bir savaş olup da kalacak mı yoksa yayılacak mı sorusu asıl önemli bir soru. Çünkü zaten İsrail-Filistin arasındaki savaş 70 yıldır neredeyse devam eden bir istikrarsız durum var orada. Fakat eğer bu durum etrafa yayılır ise çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Şu anda biz altının fiyatından bunu anlamaya çalışacağız esasında. Eğer altın yeni bir yukarı hareket yapar ise, yani maalesef savaşın daha da yayılabileceği ihtimalini fiyatlıyor anlamı taşıyacaktır. Bu da hani bizim için altının fiyatından falan daha ziyade daha başka şeyleri düşünmemiz gerekiyor.
onu gösterir. Yani savaşın yayılmasını hiçbirimiz istemeyiz. Burada biz altından var olan jeopolitik risklerin nereye gideceğini anlamaya çalışıyoruz esasında. Şu anda altının yönünü bilmek mümkün değil. Tam tersine altının yapacağı hareketten jeopolitik risklerin ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışacağız. Umalım burada direnç olarak gördüğümüz 1945 bölgesinden geri dönsün. Bu jeopolitik riskler gerçekleşmesin ve aşağıya doğru hareketine devam etsin. Yani altının eğer fiyatı yükselecekse bile savaşlar nedeniyle yükselmesin. İşte finansal krizler nedeniyle ya da başka finansal durumlar nedeniyle yükseliyorsa tamam, ama savaşlar nedeniyle yükselen bir altın fiyatına da ihtiyacımız yok olmamalı diye düşünüyorum. Umalım 1945 bölgesinden geri döner ve umalım bu jeopolitik riskler azalmaya başlar. Fakat 1945 önemli. 1945 üzerinde kapanış yapar ise hareketin yukarıya devam edeceğini düşünebiliriz. Ve 2000 bölgesinin de bir sonraki durak olabileceğini düşünebiliriz. 2000 kırılırsa daha da yukarıya, 2075'e kadar bu sefer gideceğini düşüneceğiz. Şu an için yön yukarı görünüyor. Kısa vadeli yön. Ve bu gerginlik devam ettiği sürece de yukarı harekete devam etme ihtimali daha yüksek. Umalım bu gerginlik bir yerde son bulsun ve yayılmasın. Asıl önemli nokta bence gerginliğin yayılıp yayılmayacağı ile ilgili nokta. O yüzden altını burada ne yapacağını, ne yaptığını izleyerek gerginliğin büyüyüp büyümeyeceğini anlamaya çalışacağımız bir süreç olacak. Dediğim gibi 1945 önemli, ondan sonrası da 2000 önemli olacak. Fakat 1945'i aşamayıp aşağıya doğru inerse zaten beklediğimiz düzeltme ve düşüş kanalı hareketine devam etmiş olacak. Önümüzdeki hafta önemli. Altının hareketi de bize olayların büyüklüğü hakkında bilgi ve fikir verecek diyebiliriz. Gümüşe geçelim. Gümüşe geçtiğimizde bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz katıl abonelerin özel portföy yönetiyorum bölümünde her hafta kendi portföyümü, yaptığım işlemleri, yapmayı düşündüğüm işlemleri üyelere anlatıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyen oraya katılabilir. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerimi, hangi hisse senetlerini tuttuğumu, dolar Türk lirası ile ilgili beklentilerimi orada anlatıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyen oraya katılabilir. Gümüş tarafına geldiğimizde yine aynı şekilde 21 ve 22 bölgelerinden kademeli alımlar yapılabileceğinden bahsetmiştik. Ve buradan yapılan alımların da en az 23,5 bölgesine kadar gidebileceğini konuşmuştuk. 23,5 bölgesine geliyor. 23,5 bölgesinden bir kar realizasyonu yapmanın ben doğru olacağını düşünüyorum. Daha önce düşündüğümüz gibi burada 24,20'ye kadar da gidebilir. Yani ikinci kademede 24,20 olabilir. 23,5 ve 24,20 bölgelerinden kar realizasyonu yapmanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle bu bölgelerde alımlar yapmış olanlar için kar realizasyonu yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. Gerginlikler bir anda yumuşayabilir. Bu olayın sadece tetikleyicisi jeopolitik riskler ise gerginlikler bir anda yumuşayabilir. Onu ummalıyız. Dolayısıyla 23,5 ve 24,2'den kar realizasyonu yapmanın doğru olacağını düşünüyorum. Fakat hareket yukarıya devam ederse 25,5'a kadar da gidebilir. Ben burada 23,5 ve 24,2 bölgesinden kar realizasyonu yapmayı tercih ederdim diyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.